En azından böyle sabitlendi, biliyor musun? Böyle bir yana yapıyor. Çiçekleri de dökülüyor bazı bana. Herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Birkaç gündür video atamıyorum. Biliyorsunuz 2-3 gün falan geçti arkadaşlar. Normalde gün aşırı video atmaya çalışıyorum, biliyorsunuz. İnanın o kadar çok hastaydım ki. Karın ağrısı, mide bulantısı, üşüme, vücut ağrısı. İnanır mısınız? O kadar kötüydüm ki. Bir de ben böyle hani doktora son zamanlarda böyle giden insanlardanım. Hadi geçer, hadi geçer. İşte o çayı yap, bu çayı yap. İşte biraz ağrı kesici yap. Ama geçmedi arkadaşlar. Ne gün gittim? 2 gün önce doktora gittim. Çok şükür verdiği ilaçlar birazcık olsun iyi geldi. 2 gündür daha iyiyim. 1 gün mesela öğlene kadar hiç kalkmadan yattım arkadaşlar. Çünkü donuyordum, inanın ki. Şükür. O süreci atlattım. Binlerce kez şükür. Hani grip diyoruz, işte karın ağrısı diyoruz ama bu başka bir şey yani. Bir grip gibi bir hastalık da değil. Anlamadım nasıl bir şey olduğunu. Ama iyiyim, çok şükür dedim, bugün kalkayım. İşlerimizi yapalım, hafta sonu bugün. Köydeyiz biliyorsunuz. Babamız da geldi burada. Esra burada, hepimiz bir yandan da dedik sobayı kuralım. Havalar artık hani gündüz çok güzel. Hele şu an mesela çok güzel hava. Ama akşamları serin oluyor artık. Dedik kuralım. Soğuk olunca dedik yakarız. Onun için bir yandan böyle biraz odun falan getirdi babamız. Ama depomuz geçen yağmurda su aldı arkadaşlar. Neresinden su aldı bilemiyorum. Şurada su birikintisi var. Bu içerisinde böyle toparlayacağım bir gün, Allah izin verirse. Sobayı çıkaralım. Boruları çıkaralım. Geri şöyle bir silip güzelce temizleyip odunlarımızı da koyalım. Hani nereden akacak bir dahaki sefere? Bence muhtemelen böyle duvar tarafı ıslak. O duvar tarafı da üst bahçenin olduğu yer yüksek ki oranın bence yağan yağmur topraktan sızan su gibi geldi bana. Size de göstereceğim şimdi. Muhtemelen öyle. Çünkü bu deponun arkası hep toprak yığılı. Üst tarafı bahçesi. Muhtemelen o çok yağdığı için yağmur su sızdırdı. Depom da inanılmaz karışık. Ayıklamayın şimdi ama ayıklayacağım. Çünkü ne varsa hep buraya getirip burada ayıklayacağım artık arkadaşlar. Dediğim yer burası. Böyle bakın, burası yukarıya kadar ıslak. Mesela şu duvar o kadar değil ama şu duvar inanılmaz ıslak. Karşıdan görebiliyor musunuz? Şöyle bir göstereyim tekrar. Bakın bu arka taraf ıslak. Boşaltınca şimdi burayı temizlerken daha iyi görünür. Bakın şuraya kadar ıslaklık görünüyor, bakın duvarın rengi. Muhtemelen buradan, çünkü tavandan su alacak yeri yok. Bence bahçenin toprağından sızan su bu. Su akıp böyle burada birikti. Şimdi komple buraları temizleyip sobamızı da alıp sobamızı da kuralım bakalım.
sobamız bu. Birçok arkadaşımız biliyor Dilara'nın geçen yıl almış olduğu bu küçük sobayı. Herkes biliyor. Şöyle aynı bunu kuracağız yine. İçerinin eşyalarını biraz boşalttık arkadaşlar da. Vila'dayı su yaptım. Temiz böyle sıkacağım iyice. Tavanı olduğu gibi böyle sileceğim. Önce şu camlardan şöyle sileceğim arkadaşlar. Örümcek ağları var çünkü yukarı tarafta. Onları dedim bir temizleyeyim. Şu tavan da tertemiz olsun. Böyle leke leke şeyler olmuş. Su filan oradan da mı aldı bilemedim. Şöyle bir temizleyelim. Aşağıya doğru bir silinsin. Ondan sonra gene eşyaları yerleştirelim inşallah. Köy evi gerçekten iş hiç bitmiyormuş arkadaşlar. Bir yeri yapıyorsunuz, oradan öbür taraf dağılıyor. Hadi burayı düzelteyim diyorsunuz, o taraf dağılıyor. İnanın köy evinde iş bitmiyor ama güzel telaşlar. Ben seviyorum köyde olmayı, köyde böyle bir şeylerle uğraşmayı, toprakla, ağaçla, çiçekle, hayvanla uğraşmayı seviyorum. Şöyle her tarafı temizledim arkadaşlar. Yerleri sildim. Bakın. Tertemiz oldu. Şimdi burasını bomboş bıraktım. Dediğim gibi bakın şu yaş yeri de şimdi boş olunca daha güzel göreceksiniz. Bakın ben şöyle yukarıya doğru çıkartırken. Yağmur yağınca yaşlanan yeri gördünüz değil mi? İşte buradan da böyle ıslanmış her taraf arkadaşlar. Şimdi güzelce sildim dediğim gibi kurusun. Şu merdivenleri de şuraya şöyle dayadım. Şimdi ne yapacağım burası kururken o çıkarttığım hep dışarıdaki işte kafesler var, saksılar var. Onları temizleyip teker teker şu köşeden yerleştireceğim. Mesela onlar plastik olduğu için şu taraftan yerleştireceğim. Odunları da dedim şurası hiç su almıyor. Şuraya dedim yerleştireyim.
Esra'cığım. Ya çocuğum şunları ben kurulayım, sen içeriye köşeden sırala. Gel güzelim. Çocuğum da sıra sıra koyalım. Bunlar üst üste kalsın. Ha, üst üste koy çocuğum. Şöyle. Gel. Yardım mı ediyorsun? Yardım mı ediyorsun? Sen yardım mı ediyorsun? Bakayım. Onu yan tarafına koyabilirsin. Yan tarafı dar ya. Oraya kırmayı biraz kapatmak tut. Bunu da çekeceğim. Şuraya koyayım. Bunu da şuraya koyayım. Hepsini aynı yere koyacağız. Şu. Ama şuraya koyayım. Hiç anlayacağım. Anneciğim bunu da koy şuraya. Sen böyle yapma çocuk. Onları da alet çantasının bu tarafına koyabilirsin. Ha, balkona. Bu. Bu kalsın. Aynen çocuk. Bu öbür tarafa gitsin. Onlar orada kalacak annesi. Orada dursun. Lazım olduğunu oradan alırız annesi. Bunu balkona götürebilirsin çocuğuma. Açmasan ne oldu yere? Az bir yer. Bitiyor mu? Az mı kaldı? İyice fırçalım. Şurada tutarsınız. Şu minderleri de dedik atmayalım. Depoya koymuştum ama sonra çıkardık. Esra dedi ki anne bunları yıkayalım. Bıdık çok hoşuna gitti üstünde falan böyle oynaması. Şuraya yere atacağız. Oynasınlar. Üstünde yatarlar, kalkarlar. Öbür iki minder daha var. Onları da yıkayacağız. Bunları da yıkayalım, kursun. Şuraya meydana atarız. Yık onları, dikkat edin havaya. Nereye? Yan tarafa, duvarın bir yerine dikelim anneciğim. Sen iyice bitir. Yıkandı mı? Bitti mi? Yani lekeler geçti. Suyunu kapat. Şuna da su tutar mısın? Kaldıralım bunu. Şuradan tut. Ben bunu bir alayım. Şunu da buradan alayım. Buradan buraya yıkayabilirsin. Sen su tut da. Çocuğum. Ne oldu? Şimdiki şeyler de çıkmış. Kenarda kalanlar falan var. O hep çıkıyor çocuğum. O bitmez. Sen suyu kapat, yemek etme çocuğum. Anneciğim, bunları mutfağa götür müsün? Hadi. Hadi bunu mutfağa götür. Ha bunu da Esra, bir dakika. Bunu da anneciğim. Burada kavanoz vardı ya. Bunu da. Ay şaşırdım. Al anneciğim bunu da götür. Bunu da götür bir tane.
çay götür, bunları tezgaha koy, yerleştiririz. Gel ondan sonra şu mercimeği bunu da masaya. Depomuzun yerleştirmesi bitti arkadaşlar, şükür. Böyle yukarıları filan Vileda'yla sildim, örümcek ağları filan vardı, onları temizledim. İyi oldu. Şöyle zemine tahta çaktık arkadaşlar, palet gibi de çuvalları onun üstüne koyduk. Bu çuvallardaki odunları da hani bunun üstüne yerleştireceğiz ama bugünlük dedik burada kalsın. Çünkü sobayı kuracağız. Hani karanlığa kalmayalım diye. Bakın böyle çıramız da hazır. Sobayı bizler çırayla yakarız arkadaşlar. Böyle böyle bakın hazır şimdi bu. Of, mis gibi de kokar. Bunlar da hazır böyle. Bunları da böyle koyduk hep. Hepsi lazım olacak şeyler. Bunlar hayvanlarımızın kutuları biliyorsunuz. Kafesleri. Bunlar da işte soğutucu, piknik tüpü, leğen lazım olur. Alet kutumuzu falan böyle koyduk. Sandalyeler var, onları oraya koyduk. Merdiveni falan böyle şu tarafa koydum. Bahçe aletlerini de şuraya dayadım. Tabii Esra'yla beraber yaptık. Biraz önce gördünüz, babamız da bahçeyle uğraşıyor bir yandan. Odunları çekti o. Ben temizlik yaparken o da odunları yerleştirdi. Şu karşı raf gibi olan yeri de şöyle bunları koyduk. Piknik tüpü falan var. Gene alet kutularımız falan var. Şöyle şunları koyduk. Dilara'mın çizmelerini koydum oraya tekrar. Tarım ilaçlarımız da şurada. Bunları da apayrı koydum. Bunlar lazım olur. Koydum. Vallahi iyi oldu. Böyle yerleri de sildim. Çok iyi oldu. Zemin biliyorsunuz ahşap görünümlü ama beton yani yer. Fayans aslında. Ahşap değil. Çok iyi oldu. Vallahi tertemiz. En çok aklımda olan bu depoydu. Karma karışık nasıl yapacağım diyordum. Ama neler bitmiyor. Hayatta her iş bitiyor arkadaşlar. Yeter ki huzurumuz olsun, sağlığımız olsun. Vallahi her iş bitiyor bir gün. Ömür bile bitiyor. Deponun ön tarafında böyle tertemiz her yeri toparladık. Lavaboların olduğu yeri tekrar, su deposunun önlerini tekrar, her tarafı bir yıkadık. Arka taraf bitti arkadaşlar. Çok şükür burasının işi de bitti. Sadece bundan sonra bahçe işleri olacak. Çünkü ha bir de su deposunun o ara vardı ya, hani börtü böcek olmasını, orada tahtalar var, onları alma işi var. Bir de dediğim gibi bahçe işleri var. Onları da artık zamanla bir bir her gün bir dikeceğimizi dikeriz. Soğanımızı, sarımsağımızı, yeşilliğimizi, ön tarafların o arsız otlarını filan temizleriz. Dediğim gibi artık bahçeyle, çiçeklerle, ağaçlarla, sebzelerle uğraşırız Allah izin verirse. Şimdi de nereye gidiyorum? İçeriye artık. Yoruldum. İnanın ki ayaklarım da ıslandı buraları yıkarken. Önce bir çoraplarımı değiştireyim. Ondan sonra birazcık dinlenelim. Ondan sonra da sobamızı kuralım. Bakalım nasıl olacak sobayı kurunca içerisi. Çoraplarımı değiştirdim. Oraları yıkarken dediğim gibi ıslandı. Hemen ilk önce içeri girer girmez çoraplarımı değiştirdim. Sıcacık bir ada çayı yaptım arkadaşlar. Sobayı kurana kadar dedik şöyle bir dinlenelim. Çünkü hiç durmadık. Babamız bahçeyle uğraştı. Depoyu odunları yerleştirdi. Odunları indirdi. Soğan sarımsak dikilecek yerleri falan böyle yerlerini yaptı. O da biraz uzandı şimdi dinleniyor. Esra da dersinin başında. Biz de böyle zuzu bıdık. Bıdık geç. Geç yerine. Gel. Oturuyoruz burada. Şöyle bir 5-10 dakika dinlenelim. Sobanın başına. Değil mi kızlar?
Öksürüğüm hala geçmedi o demin. Bıdık. Bıdık sıcacık olduk değil mi? Ha? Züzü yayıldın oraya. Somamızı kurduk arkadaşlar. İnanır mısınız? Bir deneme yakışı yapalım dedik. Sıcacık oldu şurası. Yakmayacaktık halbuki sobayı. Babamız dedi ki, hani dedi ben buradayken bir yakalım. Tüterse ya da hani borularda sıkıntı olursa dedi, düzeltiriz dedi. Çok güzel oldu. Sıcacık, inanır mısınız? Şimdi bu kapımızı da açacağız. Tabii niye açmadıysak kapatmışız. İçerileri de ısınır şimdi. Sıcacık. Vallahi inanır mısınız, sıcacık oldu. Neyse. Bir yandan Vida'yı getirdim şimdi. Tekrar şöyle bir sileceğim. Önce silmiştim soba kurulmadan önce ama. Tekrar şöyle bir sileceğim. Şimdi o koltuğu bu arka tarafa geçireceğim Zuzu'yla Vida'nın koltuğunu. Sonra da balkondaki şu ön taraf var ya balkon. Oradaki de masayı şuraya getireceğiz. Dedik akşam yemeğini falan böyle sobanın yanında yeriz sıcacık diye. Bakalım nasıl olacak. Hadi gel anne. Evet. Hı? Sıcacık çok hoşuna gitti. Sen masayı silmiş miydin anne? Yıkadım. He, tamam. Tamam onu da alırız şimdi. Buraya gelecek değil mi? Balkon yerine. Kızım sakin ol. Kızım. Heyecanlandı mı sobayı görünce? Gel şu Zuzu'nun her zaman hali. Şuna. Anneciğim o tel kapıyı ver bana sen. Bunu nereye koyacağız? Arka depoya koyup geleyim mi bunu? Yok yok. Orada toz olur. Ay. Evet. Bana mı kalacak? Belki o. Çekil bakalım. Gel, gel buraya. Heh. Aferin sana. Ay, dur anneciğim. Dur Zuzu. Ah. Bak bak. Ne aldın? Ne aldın? Dur. Dur Zuzu. Hoşuna dur anneciğim. Geçeyim. Sen çık anneciğim. Onu biraz geçeyim. Allah'ım. Şunlar, şunlar. Bakın bunlar Zuzu olmayınca çok güzel bir arada bile böyle yatıyorlar. Ama Zuzu bir geliyor bazen kediciyi rahat vermiyor. Ama dediğim gibi alıştırıyorum. Bakıyor artık kaçmıyor ya, gidiyor eski yerine oturuyor. Ama alışacaklar. Kardeş çünkü. Aynen öyle. Kedinin sesini duyuyor musunuz? Mır 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 yapıyor arkadaşlar. Oğlum. Bıdıkım. Allah'ım benim pamuk şekerlerim. Üçü bir aradalarım. Tatlışlarım benim. Oyuncağım. Orada durmayan bir Zuzu. Oyuncağı ne yaptı? Aha, al anneciğim onun pamuğunu çıkartıyor. Bakar mısınız arkadaşlar? Ah ah ah. Esra al hemen anneciğim.
Oyuncağı yırtıp içindeki elyafları söküyor arkadaşlar. Hemen al anneciğim, hemen. Ya şey yapalım. Neyse. Biz de bu şekilde videomuzu bugün sonlandıralım. Masamızda alabilirsek şimdi alalım içeriye. Yıkamış çünkü Esra. Anne alalım içeriye diyor. Yemeğimiz falan burada yiyelim deyip bakacağız. Biz onları yaparken sizleri de Allah'a emanet ediyorum. Her zamanki gibi. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.